Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün çok şahane bir video var. Bugün inanılmaz güzel bir şey izleyeceksiniz. Bunu size birkaç ay öncesinde duyurmuştum. Kemal Sunal'ın İnatçı isminde bir filmi vardı, çekilmişti. Söke'nin Sarıkemer köyünde. Demiştim ki pek yakında burayı size anlatacağım. Bu film nerede çekilmiş, nasıl çekilmiş, detaylarıyla bu videoyu hazırlayacağım demiştim. İşte gün bugündür. Şimdi ben neredeyim? Bugün arkamda görmüş olduğunuz göl var. Biz Sarıkemer köyünden biraz daha uzaklaştık. Serçin köyüne geldik arkadaşlar. Çünkü filmin bir ayağı Serçin köyünde, bir ayağı Sarıkemer köyünde, değil mi? Evet, orada çekilmiş. Bugün köye geldik, baktık sağa sola. Biz dedik bu işin altından kalkamayız. Hiçbir yeri bilmiyoruz. Girdim kahveye. Dedim selamun aleyküm. Burada Kemal Sunal'ın filmi çekilmiş. Ben dedim buraları görüntüleyeceğim, anlatacağım. Bana dedim kim yardımcı olur? Allah var ya, karşıma harbiden 10 numara bir adam çıkarttı. Murat amcamı buldum. Murat amcam bugün bizle beraber. Bu filmin çekildiği anda o da bu köyde yaşıyordu. Filmcilere o zamanlar yardım etti. Onların yanında bulundu. Bize bugün bu köydeki bu filmin çekildiği yerleri tek tek gezdirecek. Murat amcacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ olasın, siz nasılsınız? Valla çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bize bugün bu yardımı yaptın var ya, çok büyük kıyak oldu. Gerçekten ben bu işin içinden çıkamıyordum. Çok yerler değişmiş, kahve değişmiş, köprü değişmiş, film değişmiş. Şimdi Sarıkemer köyünde bildiğim kadarıyla İki tane ev, bir köprü, bir kahve mi var? Kahve var. Sonra Serçin köyünde bir tane ev mi var? Bir tane ev var, iki kahve var. Burada. İki kahve, bir yani ev. Bu filmin çekildiği evet, alanlar. Evet. Murat amca 88 yılında çekilmiş. Evet. Kaç yaşındaydın o zaman, hatırlıyor musun? Vallahi çıkaramam. Şimdi 68, 20 sene önce oluyor. Değil mi? Bak çok zor yerde. 48 yaşında ölüyor. 48 yaşında. Evet. Vallahi bıçkın delikanlıymış o zaman. Evet. Şimdi de öylesin maşallah. Evet. Nasıl bu filmciler buraya, kış ayları mıydı, soğuklar mıydı? Vardı. Soğuk zamanda değil vardı, mi? Film vardı. Çünkü ben izledim. Vardı. Soğuk zamanları montlarla evet, falan çekilmişler. Evet. Filmin hikayesini bilmeyenler için şöyle söyleyelim. Bir kız alıp verme davası evet, var. Evet. Gidiyor Kemal Sunal kızı istiyor, bir türlü vermiyorlar. Vermiyor, inat ediyor. Sonra şehirden köye birileri geliyor, arazileri satın almak istiyor. Evet, Kemal evet. Sunal arazisini satmıyor. Satmıyor. Bir inatlaşma söz konusu. Bu şehirden gelenler bir sürü el altından bir şeyler, hediyeler evet, veriyor evet, araziler evet, satılsın diye. Yine vermiyor. Yine vermiyor. Kızı uygun koşuyorlar. Kızla hani şantaj yapıyorlar yani ona. Kızı verirsek yerini alırız. Gene de alıyor kızı, düğün yapıyor, gene vermiyorum diyor. O filmin hikayesi filmin değil mi? Hikayesi, çok inatçı. Güzel. Unutulmaz filmdi. İnatçı zaten i̇natçı, filmin ismi. Filmin ismi. O zamanlardan Murat amca şöyle bir yüzeysel bize hani anlatsana. Kalabalık mıydı? Kaç kişiydi filmciler çok burada? Çok var mı? 100 kişi var mıydılar? Yoktu, yoktu. Ama köyden bayağı bir insan topladılardı. Hmm, filmde. Yani benim amcayla Ellas Toslak var. Bu şofördü. Diyelim ki köyden jandarmayı asker olarak birkaç arkadaş tek tüfeklerle falan ve asker kıyafeti değildi, bekçi kıyafeti gibi. Köylü müydü hep onlar? Köylüydü. Ondan dolayı bu adamlar burada asker olarak gözüktüler. Sen film çekimlerinde Kemal Sunal'ı hiç gördün mü uzaktan çok da olsa? Gördüm. Vallahi. Evet, evet. Çok gülmeyen bir adam ama filmde çok karakteri değişik bir adam. Değil mi? Bak, hani oyun bilmiyorum. Oyuna girerken zorla salıyorlar. Girdiği andan itibaren çok hani heyecanlı ve canlı bir şey. Karakter sende, değişiyor. Karakter değişiyor. Evet, hep öyle söylerler. Çok komik görünür. Evet, dışarıda evet, öyle değilmiş evet, bu adam. Evet. Yani. Kartal Tibet yönetmeni değil evet, bunu. Kartal Tibetliler bile orada yanımızdaydı. Hepsini gördünüz burada. İç içen bir adamdı devamlı. Kim? Kartal vallahi. Tibet. O dönemlerde de içeride değil mi? Evet, onunla ilgili de videolarda ben duymuştum bir şeyler. Şimdi o zaman Murat amca ne yapalım? Biz şimdi buradan bu bilgileri bir bahsettikten sonra bir Serçin köyüne gidelim şimdi. Serçin köyünde geçerken onun oturduğu evi göstereyim ben size. Şimdi Kemal Sunal'ın kendi oturduğu evi bir de oradaki kahveleri göreceğiz. Hani anons yapıyorlar, eşya hediye vereceğiz, bilmem ne olacağız. Nasıl yapalım biz bu yerleri, nasıl alırız? İşte yerin parasının haricinde bir teyp hediye ediyoruz. Bir radyo hediye ediyoruz diye. O yapılan. O duvarların üzerlerinde eşyalar var. O eşyaları ediyordu. Veri orada karşıda sulfatalı bir kahve var ya. Orada masada oturuyor. Nasıl da bak adamlar neyden veriyorlar, ne yapıyorlar. ediyordu. Şimdi o kahveyi bir de kendi evini göreceğiz. Kahvelerin ikisini göreceğiz. Bir de evini göreceğiz. Tamam. Sonra Sarıkemer köyüne gittiğimizde de kız tarafı var. Kız tarafının evini göstereceğim. Bu ev bunların diyeceğim. Sonra köprü. Sonra kahve, köprü bir yerde zaten. Onları da oradan görüntüleri alacağız. Köylü o dönem para kazandı mı bu işten? Para hiç kazanmadı. Sadece ne?
geldiler gittiler, yedikleri içtikleri. Bunlar başka bu ne olur? Bu filmde oynayan işte bekçi asker olan yok, falan. Yok be, onlar para almazlar ya. Valla. Aynı sen ben gibi. Valla yardım köylü. Şimdi ben sana para verecek, bana da ben geleceğim, senden mi diyeceğim? Değil mi? Ayıp olur ya. İşte bizim yurdum insanı. Helal yani, olsun valla ya. Yani. Helal olsun. Ama şimdilerde bu işler ele dönmüyor Murat amca, biliyor musun? Döndü, İstanbul'da döndü, adam bir dizide döndü. Oynatacaksın hemen para konuşuluyor önce. O adamların orada filmi çekilsin. Doğru. Yani. Biz yardım etmezsek öyle bir filmi canlandıramazlar zaten. Tabii, tabii. Bir amme hizmet olsun ki tabii. Biz de o adamlara bir katkıda bulunalım. Tabii. Onlar da bu filmi bizim yöremizi... Bak halen daha ben yaşayabiliyorum. 33 sene geçmiş. Halen daha yaşayabiliyorum. Ben yani. Bugün bu köye niye geldim? Bak bu film için geldim. Yani, bu film burada yani, çekildiği için yani, geldim. Yani. Köye katkısını evet, görüyor musun? Evet, 33 evet, sene geçmiş. Evet, hala da köye katkısı var yani. Var, köylü var. De bunu destekleyerek çok iyi evet, bir iş yapmış evet, aslında. Evet, evet. Gerçekten. O zaman şimdi Murat amcacığım burada bitirelim mi? Bitirelim. Şimdi biz buradan arkadaşlar kalkalım. Serçin Köyü'ne bir gidelim. Serçin Köyü'ndeki görüntülerimizi alalım. Evet, oradan sonra bir de Sarı Kemer yapacağız. Evet. Bakalım çok güzel görüntüler geliyor şimdi. Filmin çekildiği yerleri tek tek izleyeceğiz. Murat amca, Serçin Köyü'ne geldik merkeze. Evet, evet. Şimdi Kemal Sunal'ın kendi oturduğu eve kendi bakıyoruz değil mi? Kendi oturduğu eve gidiyoruz. Burası mı? Evet, burası. Vay vay vay, bakalım şimdi. Oo, bak şimdi bak, filmi ben izledim. Evet. İzlemiş biri evet, olarak. Evet. Bakıyorum bak şimdi ne değişmiş mesela. Bu duvar yükselmiş. Bu duvar yükseldi. Burada da mutfak vardı, bir ev. Kocagar'ın yaşadığı. He, o yok. O evi yıkılmış. Ama filmin geneli herhalde bu evdeydi. Bu evdeydi, evet. Buradakinde evet, pek bir şey çekmediler zaten. Gelin olarak buraya geldi. Aldı kız. Ha, gelini buraya getiriyor. Buraya getiriyor. He. Buraya eve, getiriyor. Eve şöyle biraz yaklaşalım mı? Gel Murat amca. Ev sahibinden izin aldık arkadaşlar. Ben az önce tam bu kapıdan içeri giren bir yaşlı bir teyzeyi yakaladım. Teyzeye dedim ki, dedim film bu evde mi çekildi? Evet dedi, bu evet, evde çekildi. Dedim hani anlatır mısın bize biraz? Ben dedi, anlatmayayım dedi. Biraz çekindi teyzemiz. Ama çok güzel şeylerden bahsetti. Bak ne dedi biliyor musun Murat amca? Dedi ki evin içine bir tek dedi beni sokuyorlardı, bir de görümcemi sokuyorlardı. Evet. Filmin içinde bir bilezik sahnesi varmış. Dedi ki filmdeki o bileziği benim bileziğimi kullandılar dedi. Evet, evet. Onu Kemal Sunal geline takmış galiba. Benim fincanlarımı kullandılar, kahveler yaptılar, yumurtalar pişirdiler dedi. Hepsi şöyle bu evin içinde yapmışlar. Bu evin önünde tavukları yemliyordu. Yem veriyor. Bu arada oluyor. Kemal Sunal'ı vuralım inatçı elinde yeri anasından alırız hesaplayarak. O vurma sahnesi burada mı? Burada oluyor. He. Kemal Sunal diye birbirlerini vuruyorlar. Ha, Kemal Sunal eğiliyor o ara. Onlar da ateş etmiş oluyor. Tavukları yemlerken eğiliyor. Yemlerken eğiliyor. Vay be, o sahne burada. Evet. Valla burayı görüntülemiş olduk. Şimdi Kemal Sunal'ın yaşadığı evi görüntülemiş olduk. Şimdi bu köyde yine kahvelerin olduğu bölüme mi Murat amca? Evet, oraya gideceğiz. Şimdi o zaman o kahveye doğru geçelim. Oradan sonra da kız evine doğru gideceğiz. Evet. Yine köprü var biliyorsunuz, filmin meşhur görüntülerinden biri. Köprüye evet, gideceğiz. Hadi devam. Evet, şimdi Serçin Köyü'nün tam böyle merkezine geldik. Filmde iki tane kahve görülüyordu. İzleyenler biliyordur zaten. Bu kahvelerde hep pazarlıklar dönüyordu. Halka böyle koyunlar veriliyordu, televizyonlar, teyitler veriliyordu. Arazilerin satması için ikna edilmeye çalışıyordu. İşte o iki kahve şu an, bir tanesi sağımda görmüş olduğunuz gibi şu an pek kullanılır durumda değil. Birazcık böyle kapalı. Diğer kahvede hemen şöyle sol tarafımızda. O da aktif halde zaten kahve faaliyette. Az önce de içine de girdik zaten. İçindeki amcalarla falan da konuştuk. Hala o günleri yaşayanlar, o günde burada olanlar var. Bize bazı anlattığı hikayeler var. Onlara da şimdi birkaç bir şey soracağız bakalım. Konuşabilirlerse, anlatırlarsa, pek istemiyorlar, sıcak bakmıyorlar ama buradalar. Zaten şöyle filmi izleyenler biliyorlardır. Kemal Sunal hep şu köşedeki şu masada otururdu böyle. Burada hep inatçı bir şekilde her şeye itiraz ederdi. Satıyor musun arazini? Satmıyorum. Satıyor musun arazini? Satmıyorum diye. Şu köşedeki masadan hep bunu bahsederdi. Filmi şu an o görüntüleri de aralara atmaya çalışıyorum. O kareleri de vermeye çalışıyorum. İzleyenler çok net biliyorlardır o sahneleri zaten. Şimdi kahvenin şöyle bir içine girelim. İçinde de film afişleri var. Zaten burası böyle film sektöründen nasibini almış bir kahve galiba. İçeriye doğru bir girelim bakalım. İçeriden de bir şeyler konuşuruz. Thank you.
Şimdi kahvenin sakinliğine bir yanaşıyoruz. Bakalım o günleri hatırlayanlar, o günler burada olanlar var mı bir soralım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Emre Bey. Siz nasılsınız? İyi çok şükür. Geldik köyünüze. Kemal Sunal'ın burada 88 yılında çekilen filmini görüntülemeye geldik. Evet, inatçı filmiydi. İnatçı. Buralarda mıydın abi o zaman? Evet. Köydeydin. Biz figüranlık yapmadık ama köylü olaraktan bazı sahnelerde göründük. Vallahi. Evet. Şimdi sizin için çok büyük bir anı zaten bu. Bütün tabii, Türkiye... Tabii köyümüzde çekilen ilk filmdir ve evi de leylek yuvası yapıldı. Ablamın evidir. Vallahi. Evet. Abi köye nasıl bir katkısı oldu? O yıllar soğuk bir dönemdeydi sanırım. Böyle bir hatırlıyor musun? Kemal Sunal'la oturduk, gördük karşıdan. Bir şeyler var mı aklında? Köye katkısı şehirlerimizden, çevremizden gelen en azından misafir seyirciler köyümüze maddi yönden iyi kötü gelir bıraktılar. Evet. O sebepten dolayı Kemal Sunal çok ayaz bir günü denk geldi filme. Soğuktu. Yönetmen Kartal Tibet. Oo, kimleri görmüşsün be abi? Kemal Bey bu köşede oturur, bazı mimik hareketleriyle bizleri güldürür. Evet. Ve ondan sonra şu mahalleye doğru Kemal Sunal'ın bir şeyi vardı, karesi, rolü. Köylü, Kemal Sunal inatçı olduğundan satmadığı arazilerinden ötürü baskı altına alıp koşturacağız. Öbür mahalleden de şey geliyor, bürokrat takımı ve jandarma komutanlığı geliyor. Tabii onlar figüran jandarmalarımız. Kemal Sunal'ı bir koşturduk gençler. Bürokratların önünde Kemal Sunal'ı bir durdu. Komutanı görünce, oh komutanım iyi ki geldiniz. Sen gelmeseydin benim etimi cımbızla toplayacaktınız dedi. Biraz daha geç kalsaydınız parçalarımı cımbızla toplardınız komutanım. Çok güzel günlerdi o günler. Çok çok unutulmaz hala değil mi? Unutulmaz. Seyrediyoruz, açıyoruz. Televizyonda çıkınca bir daha baştan sona izliyor musunuz? Seyrediyoruz baştan. Hatta internetimiz videomuzu açıyoruz daha hala seyrediyoruz. Film çekimlerinin yanı sıra abi o dönem burada mı kaldı, otele mi gidiyorlardı akşam? Kuşadası'nda otelde kaldılar. Kuşadası'nda kaldılar. Çekimleri sabahları. Beyaz Mercedes taksisi vardı onun. Mercedes'le mi geliyordu? Mercedes beyaz vallahi. Taksi hemen şuraya ağaçların gölgesini çekerdi. Evet, şimdi de nereye geldik? Kemal Sunal'ın sürekli kızı istemeye geldiği, sürekli eli boş döndüğü, babasının kapıdan kovduğu o ağanın evinin önüne geldik. Biliyorsunuz merdivenli bir evi vardı şöyle. Kemal Sunal sürekli gelirdi, kapıdan böyle kızı isterdi ama lokum böyle ara sıra kafasına atılırdı, değil mi? Lokumu kafasına yerdi. O evin önündeyiz şimdi. Birazdan aşağıya doğru ineceğim. O merdivenli evi, kapıyı zaten görünce bütün her şey kafanıza çağrışacak. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Oradan şöyle bir etrafı bir gözetleyelim. Bakalım ev o günkü halinden bugünkü haline neler değişmiş. Aynı mı? Ayakta duruyorum. Bir de onlara bakalım. Buradan sonra asıl filmin en can alıcı olan yeri köprüye gideceğiz. Taş köprüye. O sürekli üzerinden gidilen gelinen köprü var ya, oraya gideceğiz. Ben şimdi evin kapısına doğru geçiyorum. Evet, şimdi evin avlusuna geldik. Vallahi var ya gözünde canlandı ya. Yok, çok tuhaf. Tabii biraz mermer konmuş, hani bir şeyler şey olmuş, ne bileyim daha dekoratif olmuş, daha günümüze uyarlanmış ama işte o evin kapısı bu kapı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kapı burası. Kemal Sunal bu merdivenlerden çıkıyor defalarca, kız istemeye gidiyor. Babası da buradan onu geriye çeviriyor. O ev burası. Vallahi şu an tarih ya, gözümün önünde canlandı. Sanki o filmin içindeyim şu an adeta. Yani 1988 yılı. Kimler kimler, hangi ünlüler bu filmde oynadı? Burası zaten kız evi olduğu için kızın babasına da böyle bir ağa imajı verilmişti. Zengin imajı verilmişti. Kız babası zengin olduğu için kızı vermiyor zaten. Şöyle hala daha bir ağa evi gibi burası. Şöyle etrafı da görüyorsunuz, geniş bir avlusu var. Daha böyle bir hayvanların bakıldığı şöyle bir saçaklı teraslı bir damı var. Evde zaten o günkü evlere nazaran daha modern, yani daha bir şehir evi gibi, köy evleri gibi değil pek. O ev abi burası. Rahmetli Kemal Sunal hayatta olsaydı da belki çektiğimiz videoyu da izlerdi, gözleri dolardı yani. Onların da tabii burada ne anıları var, neler neler. Evin içine giremiyoruz, ev sahipleri şu an evde yoklar. Sadece şuradan bir çekim yapmak için izin aldık. Evin içine girme şansımız yok ama bu bile yeterli yani. Şuradan şu ambiyansı, şu görüntüyü, bu havayı koklamak bizim için yeterli. Dedikten sonra burayı da size inşallah güzel bir şekilde yaşatabildiysek buradan şimdi köprüye geçeceğiz. Fakat tam burada durdurup bir şey söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bunlar emek işi. Burada gerçekten emek yatıyor, çok büyük uğraşlar yatıyor. Ne yapmanız lazım? Bu videoya bir like atmanız lazım. Kanaldaki böyle güzel videoları, bu tarz videoları takip etmeniz için bu kanala abone olmanız lazım. Bir yorum yazın altına, güzel olmuş, iyi olmuş deyin ki biz de motive olalım, şöyle gümbür gümbür çalışalım, daha yeni videolar çıkartalım. Bunları da yaptıysanız videoya devam.
Evet, şimdi Sarıkemer Köyü'ne sonunda geldik. Sarıkemer Köyü'nde neredeyiz? Burası filmde Sarıkavak Köyü diye geçiyordu. Sarıkavak Köyü'ne geldik diyelim. Filmle ilgili o günü yaşıyoruz çünkü. Şimdi yine Kemal Sunal'ın yaşadığı köydeki Kemal Sunal'ın takıldığı kahvenin önündeyiz. Bu kahve şu an tabii kullanılır durumda değil. Ama tabelası hala görmüş olduğunuz gibi Akasya Çay Bahçesi Yaşar Dayı'nın yeri diye filmdeki gibi hala o tabelası yerinde duruyor. Şu an tabii bir ev burası. Üst katı da bir ev. O yüzden önüne böyle bir tel çekilmiş. Özel mülk çünkü. Kimsenin girilmesine izin verilmiyor haliyle. O noktalardan birindeyiz. Vallahi yine bugün gitmiş olduğum bütün noktalarda harbi harbi filmi yaşıyorum yani. Kemal Sunal filmlerine hayranlık duyanlar zaten bunları izlediğinde gerçekten şöyle bir yüreği pırpır ediyordur hafiften. Ben de öyle çok severim. Çok da dikkatle izlemişimdir. Birçok filmi ezbere bilirim neredeyse. Şu an o görüntülerin, televizyondan izlediğimiz o görüntülerin birebir yanında olmak, içinde olmak çok farklı hissettiriyor. Demiş olduğum gibi birçok noktayı gezdik bugün. Güzel görüntüler de aldık. Şimdi asıl filmde herkesin aklında kalan şey zaten o köprünün görüntüsüydü. O köprü şu an benim zaten karşımda. Birazdan onu da çekeceğiz. Bu kahveden anlatacak olduklarım da zaten bu kadar. Şu an pek bir şey yok. Bu kahvenin içinde anlatabilecek olduğumuz bir şey varsa da giremiyoruz. Karşıdan gösterebilmek, bunun yanına gelebilmek, bunu size aktarabilmek, hissettiklerimi sizle paylaşabilmek de amacım. Bunu gerçekleştirdim. Köprüye doğru geçiyoruz. En heyecanlı görüntüler bizi bekliyor. Ben de çok heyecanlıyım. Devam edelim. Evet, şimdi baştan beri söylemiş olduğum gibi videonun en heyecan verici, en bilindik, en filmin içindeki görüntülerin hakikisi olan yere geldik. Arkamızda filmin mimari köprüsü var arkadaşlar. Bu köprünün üstünde ne yapıyorlardı? Kemal Sunal iki köy arasında gidip geliyordu kız istemeye. Annesiyle beraber bir bu tarafa gidiyordu, sonra geriye dönüyordu, bu tarafa geliyordu. Şu karşıda köprünün bittiği noktada, yukarıda yamaçta da bazı çekimler yapılmıştı. Kemal Sunal'ı orada durdurup ağayı soruyorlardı, muhtarı soruyorlardı. Kemal Sunal ben ne bileyim köyün muhtarı mıyım falan diyordu hatta. O da şu tam karşıdaki üstteki yamaçta yapılmıştı köprünün bittiği noktada. Köprü o günkü halinden bugüne kadar çok bir şey fark ettirmemiş, çok bir şey kaybetmemiş. Hala aynı ölçüleriyle, aynı yüksekliğiyle hemen hemen duruyor. Tabii eskimiş biraz. Bu Menderes'in suları da biraz bozuldu, bataklık oldu falan ama yoksa suyun genişliği, derinliği, köprünün boyu, boyutu her şeyi aynı o günkü gibi neredeyse. Zaten çok fazla İzmir, İstanbul, Ankara yolcuları da bu bölgeden çok fazla geçerler. Geçtikleri anda da bu köprüyü gördüklerinde hemen bir çağrışım yapıyorlar. Bir kahveye koşarak direkt soruyorlar. Diyorlar ki burada film çekildi mi, film falan oldu mu? Kemal Sunal'ın filmi olduğunda öğreniyorlar. Bu köprü direkt filmin kapak fotoğrafı zaten öyle söyleyeyim. Bunu gören direkt o filmi hissediyor, o filmi hatırlıyor. İşte biz de bugün videonun sonunda bu noktaya geldik. Gelmiş olduğumuz durum bu. Konuyla ilgili başka anlatılacak bir şey kalmadı. Benim hatırlayabildiğim şu an pek bir şey yok açıkçası. O yüzden artık videoyu burada noktalandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Türk sinemasına sahip çıkabilmek için, çekildiği bölgelere sahip çıkabilmek için bugün bu videoyu hazırladık. İnşallah ses getirir, izlenir, gerekli yerlere ulaşır. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal. İnşallah bunu sen görürsün. Hep aklımda bak, Kemal Sunal'la ilgili bu videoyu çekmeden önce Ali Sunal'a bu videonun ulaşması hep aklımdaydı. Olur mu olur, şanslı ya, görür belki. Babasının zamanında buralarda çekim yaptığı yerler. Gerçi babasının çekim yaptığı çok yer var da bir tanesi bu. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Yepyeni videolarla yine karşınızda sık sık olmaya çalışacağız. Bugün kamera arkasındaki ekibime, drone pilotuma, drone operatörüme, kameramanıma, sesçime, ışıkçıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videoda yine birlikte olabilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Haydi hoşça kalın.